25 Ocak, 31 Ocak değerli akrep burçlarım. Nasılsınız? Umarım her şey çok iyi ve keyiflidir. Yani çok yorgunsunuz. Uzun süredir maddi krizler yaşıyorsunuz ve toparlamaya çalıştığınız onu toparla, bunu toparla. Acayip derecede yoruldunuz. İletişim konularında insanlara bir şey anlatmaktan, çalıştığınız ortamdaki insanları diyalogları düzeltmekten, ona koşmaktan, buna koşmaktan o kadar yorgunsunuz ki. Yani bazen kendinizi hani kat görevlisi gibi onu düzelt, bunu düzelt, bunu toparla, buna söyle, bunu şöyle ve etrafı incelemekten, insanların hatasını görmekten o kadar çok yoruldunuz ve ikazlar etmenize rağmen hep aynı şeyler başa geliyor. Bulunduğunuz alan komple değişim ve bu değişim sizi çok büyük rahatlık, hatta konum olarak rahatlandıracak. Hak ettiğiniz değerlendirme evresine geçiş yapacaksınız. Yani bununla ilgili sinyaller sizin hayatınızda olumlu şekilde devam edecek değerli akrep burçlarım. Parasal evrede de evet uzun süredir bazı yaptığınız hataları toparlamaya başladınız. Borçlarınızla ilgili disiplin ve kural koymaya başladınız. Ufak ufak paralar biriktirip kendinize almak istediğiniz bir toprak ev ya da toprak düşünceniz var. Bunun altyapısına start verdiniz. Bu hayırlı olsun. Kendi işini yapan bazı akrep burçlarında biraz sıkıntılı durumlar söz konusu. Maddi olarak zorlandınız ve burası bana artık kâr etmiyor. Farklı bir iş mi yapsam diyorsunuz. Bence buraya bir ortak iş alıp tekrar ortaklı işi aydınlığa geçirmeniz lazım. Burayı kapatmanız sağlıklı değil. Ya da sizin adınıza burayı başka biri idare edecek. Siz farklı bir noktada çalışacaksınız. Bu marka devam etmeli. Gözünüz o markanın üstünde olmalı diyorum. Uzun süredir yurt dışında görmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz bazı plan ve programları olan bazı akrep burçlarında bunlar da ertelenme olduğu için onlarla bağımız devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu kapı bize tekrar iletişim yaşayacak mı? Yoksa biz burayı unutmalıyız mı diyorsanız hayır. Buradan olumlu iletişimler Şubat ortası sonuna doğru gelecek ve hak ettiğiniz anlaşmalar yapılacak. Sadece sabırlı olmanızı istiyorum. Büyük kurumsalda ya da farklı büyük kurumsallarda çalışan bazı akrep burçlarında yer değişimleri söz konusu olacak ve bu değişimler belki sizi maddi olarak memnun olmasa da konum olarak rahatlattıracak. Uzun süredir de iş mahkemeniz ya da hak ettiğiniz noktada büyük sıkıntı yaşıyorsanız bununla ilgili haklarınızla ilgili davalar, sonuçlar görülmeye başlayacak. Sizin haklı olduğunuzla ilgili iletişimlerin sevincini yaşayacaksınız. Doğru değerlendirme, doğru haklar geri dönecek diyorum. Özellikle sizin de teyze, dayı, büyük kadınlarla alakalı yaşayacağınız aile büyüklerinizin sıkıntısı, uzun süredir devam eden dedikodu, laflar, onların çekemeyen tavırları, ailenizi devamlı aşağı çekmek isteyen insanlarla muhatap olmamanız gerekiyor. Oldukça siz sıkıntıya düşüyorsunuz. Ne diyorlarsa desinler, siz konsantrasyonunuzu devam ettirin. Evli olan bazı akrep burçlarında çocuk tedavisi, çocuk kararı içerisine girdiniz. Hatta çocuğunuz varken bu kararı istiyorsunuz. Ve uzun süredir ailenize ait başka bir yerde bir toprak satılması ya da toprağın üstüne inşaat müteahhit gelmesini istiyorsanız bununla ilgili konuşmalar, bununla ilgili olumlu cevaplar gelecek ve bu da sizi gayet rahat erdirecek. Hatta orada düşünceniz varsa size de güzel bir ev anahtarınız olacak değerli akrep burçlarım. Kardeşlerle olan bağ probleminiz var. Yani bir kardeş dışında diğer kardeşlerle görüşmüyor olabilirsiniz. Bunlarla bağlarınızı güçlendirmeniz lazım. Sizi yanlış tanıyor olabilirler ve bu yüzden de farklı eleştirilere maruz kalıyor olabilirsiniz. Bunları toparlamanız lazım. Eş soyunuzdaki kardeş ya da eş soyunuzun ailesinden kaynaklanan maddi sıkıntılara destek vermek istiyorsunuz ama daha ne kadar destek vereceksiniz rica ediyorum. Yani sizin de kendinize göre sıkıntılarınız, borçlarınız var. Ben olsam bu artık konumu geride bırakır, kendi aileme, kendi çekirdek aileme dönerim değerli akrep burçlarım. Sağlık olarak mide asitleriniz, rahim ve göğüs ve akciğer bölgemizde hassasiyetimiz olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Son zamanlarda baş ağrısı, hatta beynim ağrıyor dediğimiz noktada bir check-up enerjisi uyarıyor olabilirim. Belki vücudunuzun çok yorgunluğu, bütün vücut sisteminiz çökmüş olabilir. İyi geleceğini düşünüyorum. İlişkisi olmayan ve ilişkisi bekleyen bazı akrepler doğru aşka ve evlilik yapacağınız insan hayatınıza geçiş yapmaya çalışacak. Yani Şubat 15'e kadar sabırlı olursanız doğru enerji, doğru aşk sizin hayatınızda olacak diyorum. Uzun süredir arabamı değiştirmek istiyorum diyen akrep burçlarına biraz daha bekleyin. Mart'tan sonra bu değişimi yaparsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Unuttuğunuz evrak ya da ödemediğiniz bir fatura eve icra uyarısı getirebilir ya da bir uyarı kağıdı olabilir ya da
Unuttuğunuz bir evrak eve bir uyarı getiriyor. İhmal etmeyin, bunları ileride sıkıntı olsun istemiyorum değerli akrep burçları. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin lütfen. Akkaya Official günlük Instagram sayfamdır. Takip etmek isterseniz takipte kalın. Hoşça kalın.